Evet, Gözlem, şimdi Türkiye'de son günlerde meydana gelen olaylar adeta Türkiye'nin istikrarsız bir ülke olduğunu ve böyle bir algının yaratılmak istendiğini, ki seçime giderken bunu yapılmak istendiğini görüyoruz. Yani şunu demek istiyorlar: cami saldırısı yapıldı, kilise saldırısı yapıldı. Bakın, hem Müslümanlara yönelik hem Hristiyanlara yönelik, yani dini açıdan siz, Türkiye'de güvenli değil kimse. İşte ardından seçim çalışması yapan bir belediye başkan adayının çalışma sahasında bir saldırı var. Ve ardından da dediğimiz gibi öncesinde de saldırılar var. Hakkari'de olsun, işte diğer bölgede askerlerimize yapılan saldırılar var. Bütün bunlar yurt dışına yurt içine ithal edilerek, bu saldırılar Türkiye'de adliyeye yapılan saldırı var. Mesela bakın, onu da atlamayalım, o da çok önemli. Adliyesi, camisi, kilisesi, ibadet yeri, seçim çalışması, bütün bunlar işte buralara yapılan saldırılarla bir istikrarsız Türkiye görüntüsü vermek istiyor, algısı oluşturmak istiyorlar. Buradaki terör örgütleri farklı olabilir. Yani bu bir DAEŞ olabilir, PKK olabilir, İşte DHKPC çıktı. Hangisi olursa olsun, sonuç itibariyle bunların hepsinin de ipi belli bir merkezin elinde, onlar tarafından adeta oynatılıyorlar. Onlar tarafından sırayla sahneye sürülüyorlar. Şimdi bu genel değerlendirmeden sonra benim özellikle vurgulamak istediğim bu geceki olay. Yani bu Küçükçekmece'deki olay. Bakın şimdi, o mahallede yaşayanların, daha doğrusu o mahallenin demografik yapısına baktığımızda daha çok Mardinlerin olduğu bir mahalle, yaşanan bir mahalle. Ve sayın belediye başkan adayının da ziyaret ettiği bir dernek var: Helex Derneği. Bakın, bunun üzerine durmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Helex Derneği Kürtçe bir isim ve Türkçesi Narlı Köyü. Yani Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü'nün bir, yani Kürtçe isminden dolayı kurulan bir dernek, Helex Derneği. Şimdi bu Narlı Köyü nasıl bir köydür? Şimdi ben o bölgede 90'lı yıllarda çalıştığım için altını vurgulamak istiyorum. Yani özellikle vurgulamak istiyorum, Yani altını orada bir çizmek mesaj mı istiyorum. var diyorsunuz? Tabii, mesaj var. Bakınız, şimdi hem saldırının yapılış şekli bakımından, hem kullanılan silahlar bakımından, hem de yapıldığı yer ve derneğe, hem derneğe mesaj var, hem de belediye başkan adayına mesaj var. Şöyle açıklayayım müsaadenizle. Buyurun. Şimdi bakınız, o Narlı Köyü Midyat'a 16 kilometre mesafede, dar geçit yolu üzerinde. Narlı Köyü'nün olduğu yer, sonrasındaki Efeler Mezrası olsun, Yuvalı Köyü olsun, işte oradaki diğer köyler, 90, 87 yılında mesela Efeler Mezrası'nda notum var benim. 87 yılında 23 Ocak 87, Efeler Mezrası'nda PKK'nın saldırısı var. 10 sivil öldürülüyor, 4'ü çocuk. Yuvalı Köyü'ne 1987'de saldırı var. 7'si çocuk, 3'ü kadın, yine 10 sivil öldürülüyor orada. Bu hemen Helex Köyü'nün onun dibinde. O bölgede Anıtlı Karakolu var. Anıtlı Karakolu'na 2000'li yıllarda PKK'nın yapmış olduğu saldırı var. Yine Anıtlı bölgesinde PKK'nın yapmış olduğu saldırılar var. Şunu demek istiyorum: O bölge halkı devletine, milletine bağlı. 90'lı yıllarda da bu konu sıkıntısı olmayan, bugün de sıkıntısı olmayan bir bölge halkı. Midyat'a çok yakın bir yer. Şimdi o insanlar gelmişler İstanbul'da, işte bir şekilde terörden kaçarak, oradaki eylemlerden kaçarak İstanbul'da yerleşmişler ve bu bölgede çok yakın zamanda da bir dernek kurarak, adını da Helex Derneği koyarak faaliyete geçmişler. Ve o bölgede, biraz önce dediğim gibi, Mardinlerin, özellikle Midyatların yaşadığı bir yer. Şimdi burada eylemi yapılış tarzına gelirsek, bu kadar açıklamadan sonra eylemi yapılış tarzına gelecek olursak, eylem, bir araba yaklaşıyor, arabada 4 kişi var, birisi Kalaşnikov kullanıyor, sunroof'un içinde çıkıyor, diğer 2 kişi tabanca kullanıyor ve bir tane de şoför var. Şimdi bunlar toplam 17 tane mermi kullanıyorlar. 14 tanesi Kalaşnikov'tan, uzun namlulu silahtan çıkıyor. Yani bu 14 merminin 7.62 milimetre çapında olduğu açıklandı. Bu da Kalaşnikov olduğunu gösteriyor. Eğer Kalaşnikov olmasaydı, av tüfeği gibi benzeri bir şey olsaydı, farklı yorumlardık. Ama bugün Kalaşnikov gibi bir silahı terör örgütlerinin dışında normal vatandaşların bulması imkansız. Ne Gözde Hanım bulabilir, ne Ali Fuat Gökçe bulabilir, ne bir başkası bulabilir. Kimse buna sahip olamaz. Çünkü kaçakçılar satmaz bunu. Sadece terör örgütü mensuplarının olur.
Evet. Dolayısıyla bu kişiler bir kere terör örgütü mensupları. Peki eylemi nasıl yaptılar? Eğer bu eylem yöntemlerine baktığımızda bu terör örgütleri mensupları, eğer o bölgede gerçekten bir katliam gerçekleştirmek isteselerdi, orada tek başına orada arabayı durdururlardı, kalabalık içerisine dalarak ateş ederlerdi ya da bir canlı bomba yapabilirlerdi. Peki bu Bunu gibi. yaralanan gencin aslında orada yaralanması da bir tesadüfi mi oldu? Yani Tesadüf, birisini tesadüf. yaralamak da mı oradaki amaç değildi sizce? Hayır, şöyle, oradaki insanları tabii o insanların üzerine ateş ediyorlar, amaçları yaralamak, kasten öldürmeye de bir teşebbüs var ama onların olay yerinde durmaları, yani anlık duruyorlar. Öyle çok fazla ateş yok. Bakın bir şarjör dahi Evet. boşaltmamış. Hemen ateş edip gidiyor, uzaklaşıyor. Eğer hakikaten büyük bir katliam yapmak isteseydi orada dururdu, ateş ederdi. Amaç katliam yapmak değil, amaç mesaj vermek. Ateş ediyor ve oradaki kısa sürede sonra da uzaklaşıyor arabayla. Ki bu arabanın bulunabileceğini biliyor. Her şeyi bunlar hesaplamışlardır. Burada bir mesaj var. Vermek istediği mesaj şu, bakınız. O derneğe yapılan bir ziyaret var. Ziyareti yapan AK Parti Belediye Başkan adayı, dernek Helex Derneği, devletine, milletine bağlı bir dernek, yani halkın derneği ve oraya şu mesaj veriliyor. Siz Mardin'de bu bölgede yaşayan, o mahallede yaşayan Midyatlar ya da kimse o bölgede yaşayan bu dernek üyeleri sizin ziyaret edenle irtibatınızı kesin. Ona yanaşmayın. Şimdi bakınız. Şimdi Sayın Belediye Başkan adayı o derneği ziyaret için muhtemelen başvurmuştur. Biz sizi ziyaret etmek istiyoruz demiştir. Dernek yöneticileri de kabul Evet. etmiştir. Çünkü kabul etmese gitmeyecek. Dolayısıyla bir ilişki söz konusu. İşte bu eylem yapanlar hem ziyaret edene hem de ziyaret edilene mesaj veriyorlar. Yani diyorlar ki bu orada yaşayan ki mahallenin çoğu da belli bir bölgenin vatandaşı. Onlara diyorlar ki bu partiden uzak durun. Bu belediye başkanından uzak durun. Ziyaretçileri de diyorlar ki sen bu kitleden uzak dur. Mesaj bu. Yani Açık net bir şekilde. her iki tarafa da mesaj vardı diyorsunuz. Tabii. Hem derneğe hem de adaya. Evet, hem derneğe hem adaya mesaj mı? Derneğe diyor ki bu adaya yaklaşmayın çünkü siz bu adayla işiniz yok. Sizin muhtemelen oy vereceğiniz yer belli. Bu mesajı veriyor. Eğer buna misafir eden ağırlarsanız bir dahaki biz size yapacağımız daha farklı olabilir mesajı veriyor. Buna ilgili örnekler çok. Bakın 90'lı yıllarda o çalıştığımız Belki bölgelerde de buraya yapılan, unutmayınız lütfen, belki de buraya yapılan bu göz daire dediğiniz gibi bundan sonrası olması muhtemel olan her şeyin de kendilerince önüne geçmiş olmak istiyorlar. tabii. Bakın o eylem yani geliyor araba dur O hatta görüntüyü durmuyor eğer bile. bulabilirsek Evet. arkadaşlar versin de Evet. aracın plakası da yok zaten Evet, Fuat Bey. muhtemelen çalıntı bir arabadır. Yani duruyor gibi duruyor. Hemen çıkıyor, ateş ediyor. Bakın 17 mermi. Yani bugün 17 mermiyi saniyenin içerisine atabilirsiniz. Ki bir tanesi makine tüfek. Tabancayla belki biraz zaman alır. Ama bir Kalaşnikov gibi bir tüfekle bunu çok rahat atabilirsin saniyeler içerisinde. Çok kısa sürüyor saldırı ve oradan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu bir mesaj. Mesaj her iki tarafa veriliyor. Ziyaret edene diyor ki senin bizim bu kitlemizle senin ilişkin olamaz. Uzaklaş bizden diyor. Bakın durdu görüntüyü. Ateş Evet. ediyor ve gidiyor. Bu bir mesaj saldırısıdır. Farklı bir şey değildir. Ama mesaj çok etkili veriliyor. Yani şöyle her iki tarafa da veriyor. Dolayısıyla hem seçime gölge düşürmek, hem Türkiye istikrarsız hale getirmek, hem de bu bölgedeki vatandaşları birbirinden koparmak. Adayıyla vatandaşı, vatandaşla da muhtemel adayların bağını birbirinden koparmak. Ben çünkü o bölgenin halkını da çok iyi bildiğim için bu derneğin yapısını tahmin edebiliyorum. Faaliyetlerini tahmin edebiliyorum. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu bir katliam saldırısı olarak değerlendirmek için bu şekilde değerlendirmemiz çok kısa sürüyor ve uzaklaşıyor.